Değerli arkadaşlar, bugün Fernas işçilerini ziyarete geldim, hemşehrilerimi ziyarete geldim. Bağımsız Maden İş Sendikası'nda örgütlü işçiler haklarını alıyorlar. Aslında durum o kadar açık, o kadar net ki, biliyorsunuz Soma faciasından sonra büyük mücadelelerle işçiler belli haklar kazanmıştı. Bunların en somutu, yer altında çalışana 2 asgari ücret verecekti. Fernas madencilikte yer altında çalışan her işçiye 2 asgari ücret yatıyor, başka bir şey yatmıyor. Yani şu, çok yoğun fazla mesai yapıyorlar. Haftada 2 gün tatil hakları var. Hafta tatili deniyor buna. Bu tatillerinden bazen birini kullanıyorlar, bazen hiçbirini kullanmıyorlar. Buradan dünya kadar fazla mesai ve tatil hakkı parası biriktiği halde işçilere 34 bin lira veriyorlar ve tamamdır diyorlar. Aslında işçiler fiilen 18, 19, 20 bin liraya çalışıp fazla mesaiyle 34 bin lira alıyor. Ve eğer bu ülke hukuk devleti ise Çalışma Bakanlığı'nın müfettişleri, Çalışma Bakanlığı'nda şu kadar vicdan varsa buna artık bir son verirler. Hani 2 asgari ücret tabandı. Soma'daki diğer madenlerde 2 asgari ücret alınıyor. Üstüne diğer haklar alınıyor. Bundan normali yok. İşçiler de bunu isyan ediyor. Bağımsız Maden İş, şöyle hatırlatayım. Soma'daki 2816 işçi haklarını alamadığında eyleme başlayan, Süleyman Soylu'nun defalarca yollarda durdurduğu, sarı beretleri vurarak, ey alay komutanı konuşmasını Manisa Salili'de yaparak, Süleyman Soylu'nun söz verip geri döndürüp tutmayıp tekrar yollara düşenler, Süleyman Soylu tarafından Ankara girişinde durdurulan, içeri sokulmayan, bayramın arife gününe kadar orada tutulanlar ve bayramda çocuğumu göreyim diye Manisa'ya dönerken trafik kazası geçirenler, Gökay Başkan, o sendikanın ölen başkanı, trafik kazasında Soma uğruna ölen Tahir Çetin'den sonra gelen başkandır. Ali Faik İnter bir madenci oğludur. Ölen babasının hakkını ararken trafik kazasında ölmüştür. Süleyman Soylu ve Recep Tayyip Erdoğan onları Ankara'ya soksalardı yaşıyor olacaklardı. Ali Faik'in ve Tahir'in sayesinde 2816 işçi hakkını, 2816 işçi hakkını onların ölümünden sonra Soma'daki büyük infial, büyük isyan ve bizim de sesimizi yükseltmemizin sonucunda AK Parti'nin grup başkan vekillerinin harekete geçip ilgili düzenlemeyi yapmasıyla o paralar ödendi. Bu sendika, o sendika. Yine haksızlık var, yine yollardalar. Bu sendika bağımsız çünkü bağımlı olanlar sarı sendika oradaki. Bağımlı olan göbeğinden hükümete bağlı. Bağımlı olan işçinin hakkını aramadığı için bu arkadaşlara, arkadaşlar böyle şey olmaz, gerekirse hakkınızı arayacağız dese, madende kaç işçi var? 17 bin işçi var. Hayır, sizin madende. 430 işçi ye sendikaları. Hadi dese başka bir şey olacak. Demeyince Bağımsız Maden İş hadi diyor. Bağımsız Maden İş 7 kişiyle yola çıktı. 6 kişiyi pardon işten attılar. Sonra buraya çıktılar, yürüdüler. Yürüyenler oranın işçisi ve sendikalı işçi oldukları halde hak aradıkları için, Bağımsız Maden İş'e üye oldukları için işten atıldılar. Eyleme başladıklarında sendikalılar işleri vardı. Sendikalılar işleri yok. Sebep, sendikayla birlikte eylem yaptık. Doğru mu? Evet. Ya buna susacak mısınız ya? AK Parti'nin şu kadar vicdanı olan milletvekilleri buna susacak mı? Sebep, Fernas. Ne demek Fernas? Batman milletvekilinin adıyla soyadının ilk geceleri. Aktif milletvekili. Aradım, konuştum 25 dakika. Yapmayın dedim. Biz Manisalıyız, ev sahibiyiz, siz misafirsiniz, sizi üzmeyelim dedim. İki milletvekilim, Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen arkadaşlarım. Yıllardır bu mücadelede birlikteyiz. Gittiler odasında, konuştular, anlattılar.
Efendim bana kötü söz söylendi, incindim. Kim söyledi? İki kişi. O iki kişiyi ben işe alıyorum dedim. Gerisini sen işe al. Ver haklarını. Burada maksat. Efendim kötü söz mötü söz. Ne kötü söz? Yalan ayak yürüyor buraya kadar geliyor. Ben olsam neler söylerim? Hiçbir şey söylemediler. Manisa Soma'nın köylüsünün iyi niyetiyle, terbiyesiyle hak aramak dışında bir dertleri yok. Ama burada görsün herkes. Burada mesele emeği sömürmek. Kanun yazmış 34 binden aşağı veremezsin. 34 bin veriyor, insani olmayan şartlarda en ağır şekilde çalıştırıyor. Fazla mesai vermiyor, hiçbir hakkını vermiyor. Bu arkadaşlar da efendim su patladı, kömür daha çıkmıyor, anlayışlı olalım diye dünyanın en esnek tutumunu sergilediler. Ama iyilikten anlamadı. Anlamadı. Sayın Erdoğan'a anlattım, hak verdi diyormuş. Ne anlattın da hak verdi? Hak verdiyse ona ayıp, yalan atıyorsan sana ayıp. Bu iş hak verilir mi? O yüzden biz bu meseleyi yarın 45. gün Manisa'nın plakası diyorlar ki biz eylem yapacağız. Tekrar harekete geçeceğiz. Gölge Bakanımız Sayın Çalışma Bakanı ile son bir kez bir temas kurup bir araya getirmek için uğraşacak. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı'na bugün bir not ileteceğim. İşçiler diyor ki üçümüz Sayın Erdoğan'la konuşalım. Ona hak veriyorlarsa ben bir şey demeyeceğim diyorlar. Ama hakikaten hak verilecek bir tutum yok ortada. Biz burada arkadaşlarımızla dayanışma içindeyiz. Zaten ben milletvekili olduğum gün siyasete Soma'da madenci servislerini uğurlayarak başladım. İlk siyasi ziyaretim onlaraydı. Servisi uğurladık, servis karşıladık. O arkadaşlarımızın 301'ini cenazelerine katıldık. Öbür dünyaya uğurladık. O gün bugün bu işin içindeyiz. Madenci öldü mü herkes çok yumuşak. Aman yüreğimiz yanıyor. Unutursak yüreğimiz kurusun. Zaman geçti mi her şeyi unutuyorlar. Tahir'le Ali Faik ölmeden hak verilseydi iyiydi. Yaşayacaklardı. Vermediler. Yolda öldüler, haklarını verdiler. Şimdi dilim varmıyor. Bu arkamdaki aslan gibi insanların canına mı kastedeceğiniz yine? Yapmayın gözünüzü seveyim. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyorum buradan. Makul bir heyeti bakanla birlikte kabul ederse, eğer programı bilmiyorum yani bugünkü programı ne, uygun değilse bakan bey dinler, kendisine bir bilgi verirse bu konuya bir çözüm gelsin. Çünkü Fernas'ın patronu Batman milletvekiliniz, ben Cumhurbaşkanı anlattım hak verdi diyor. Burada hak verilecek bir şey yok. Burada kulak yiyorlar. Buna hak veren kulak yemeye hak verir. Kolay gelsin arkadaşlar. Biz sizin arkanızdayız. Bundan sonra da bütün desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Türkiye'de bütün işçiler, isteyen her işçi sendikalı olana kadar ve haklarını sonuna kadar alana kadar biz sizin sendikal mücadelenizin arkasındayız. Çalmadık, çırpmadık, hakkımızı aldık.